Muratçığım, hani sabahları kalktığımızda böyle ay daha gözüm kapalıyken kahve makinesine bastım ya da bir kahve yaptım kendime. Sen... Kahvesiz kendime gelemiyorum. Gelemiyorum. Yani. Diyen tiplerden değilim. Ayılamıyorum diyen tiplerden. Aslında biz uyanık, uyandığımız anda kortizol seviyemiz oldukça yüksek. Hmm. Yani kahvenin bizde yarattığı etki zaten vücutta birikmiş oluyor. Biz sabahları öyle uyanıyoruz. Dolayısıyla çoğumuzun sabahları vazgeçilmez olan bu kahveyi içme saatlerini biraz ileriye etmek lazımmış. Yani eğer siz şimdi böyle 6 civarı kalktıysanız ya da 7 civarı, ha, tam şu anda bizi izlerken başlayabilirsiniz kahveyi. Yok, çünkü be, erken oldu yine. 1-1,5 saat diyor. 9,5. Ha, erken. Tabii 1-1,5 saat. Oo, şimdi çok, ben... mesela bak bilim insanları diyor ki kahveyi sabahın ilerleyen saatlerine erteleyin. Hı-hı. O zaman daha uzun etkili olur. Daha fazla enerji sağlar. Uyanıklık sağladığı için kafein vücuttaki kortizol seviyesini uyararak doğal olarak yüksek ve bizi uyandırıyor. Fakat eğer biraz bekleyerek kahve tüketme saatinizi ileriye doğru atarsanız, yani şu saatlere, ondan sonra 9.30-11 arasında falan bütün güne yayılıyor. Güzel. O zaman yani bir de öğleden sonra 2-2,5 gibi bir kahve daha. Hani öğle yemeği üzerine bir ağırlık çöker. Ha, evet, o sırada bir uyandırır. Kortizol muydu? Ondan sonra içmeyin. Doğrusu hele akşam saatlerine doğru giderseniz aman Allah'ım. Benim direkt uykumu kaçırıyor, bilmiyorum evet, işte, sende nasıl etkisi durum. Var ama. Aynen. 400 miligramla sınırlayın. Özellikle hamile hanımlar buradan sevgi selam. Evet. 200'de de siz sınırlayın, bu kadar. Bu kadar. Evet, kahve güzel, kokusuyla yetinin. Kahvenin peki kokusu böyle, bile uyandırıyor biliyorsun. Peki istediğin kahveyi içemediğinde son olarak soruyorum sana. Ay, bugün bir eksiklik var, kendime bir kahve içsem mi? Evet evet, o kokusunu alsam en azından. Değil mi? Çok evet, güzel oluyor. O koku olacağım. Çok güzel bir uyarıcı. Hele kış olsun. Zamanı böyle, kar da yağmış. Sade kahve, ben değil sadeciyim mi? Genelde. Görsellik önemli, koku önemli, duyularımızı uyarıyor sonuç itibariyle. Mesela bir sanat eserine baktığımda da, ben dün konuştuk hatta onu, bir ressam arkadaşım var. Tablolarına bakarken ne yapmış, nasıl yapmış falan diye böyle iki saatlerce konuşup kendinden geçebiliyorsun. Saatlerce? Gerçekten böyle bir yani. Dün akşam gerçekten yarım saat işte onu nasıl tablo yapmış, üzerine tablo üzerine. Vay. Tekniği üzerine, ne düşündüğü üzerine, yani birçok şey açabilirim sana kapıda. Günümüzde gençler buna ne kadar biliyor bilmiyorum rağbet ediyor.